giderken baban da gitmiş. Büsbütün köksüz kalmıştın. Büsbütün öksüz. Büsbütün yetim. Sana bir sır vereyim mi Feride? Babalarımız koruyucu meleklerimizmiş. Ta biz bu dünyaya gelmeden evvel, o Bezmi Elest gününde annelerimizin bizzat seçtiği koruyucu melekler. Boşuna değil şikayetlerini. Sırtlarındaki kamburdan, yaradan. Günü gelince kanat çıkarıyorlar orada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Süvari bir maşini nizam ettin. Trablus'ta şehit oldu. Naaşını buraya getirmek istiyorum. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Şöyle oturun, istidanızı yazalım. Buraya da ver Levent Efendi. Siz Nizamettin Bey'in nesi oluyorsunuz? Bacana. Birinci dereceden yakını falan yok mu? Var efendim. Bir kızı var, 12 yaşında. Yavrucak hiç olmazsa babasının kabrini biz. Hem zaten rahmetinin vasiyetiydi. Buraya eşinin yanına defnedeceğiz. Gayretinizi anlıyorum ama harp sahasında düşmüş. Naaşı nasıl bulacağız? Yeri belli mi? Tanınacak vaziyette mi? Emireri defnetmiş. O biliyor yerini. Haşa. Ölüsünü mezardan mı çıkaracaksınız? Müftü ne der bu işe? Caiz midir dinimizce? Vicdanda yeri olmayanın dinde yeri olur mu? Orasını ulema bilir. Ben de bilirim efendi. Sanki bir seninki can, bir seninki sahipli. Öbür ölenler ne olacak? Onların anası, babası, çoluğu, çocuğu yok mu? Bir sen misin köyün akıllısı? Sen işine bak Müslüman. Davut efendi, çık dışarı. Şu boşları toplayayım da komutanım. Biz istidamızı yazalım. Bir şansımızı deneyelim. Gönül ister ki herkes vatanında gömülsün. Nizamname ne diyecek bakalım. Nakli kubur caiz midir hocam? Değildir. Lakin hocam cenaze düşman işgali altındaki topraklarda. Daha sefer sona ermedi ki. Hem cenaze kabre konulup üzerine toprak atıldıktan sonra cemaatin elinden çıkmış, Yüce Allah'a teslim edilmiş sayılmaz mı hocam? Hocam, cenazenin defnedildiği yer bir köylünün arazisi. Arazi sahibinin rızası yok. Buyurun, bu da şikayetnamesi. Şimdi hocam, biz bu Müslümanın arazisini gasp ederek günaha girmiş sayılmaz mıyız?